Merhaba arkadaşlar. Çalışma kitabı sorularımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 49. sorumuz. Güney yarımkürede yaşayan ve mevsimlerin oluşumuna göre güneşe olan mesafenin etkisi olduğu yönünde kavram yanılgısına sahip bir öğrenci aşağıdaki görsel ile kendisini ifade etmektedir. Öğrencideki kavram yanılgısı aşağıdaki ifadelerden hangisi ile giderilemez? Öncelikle şuna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bu arkadaşımız Güney yarımküredeymiş. Güney yarımkürede 3 Ocak tarihinde yaz yaşanır, 4 Temmuz tarihinde ise kış yaşanır. Bu arkadaşımızın kavram yanılgısı, güneş bize yakınsa yaz mevsimi yaşanır, güneş bize uzaksa kış mevsimi yaşanır diyor. Şimdi bizim buna söyleyeceğimiz ifade de bu arkadaşı destekler nitelikte olacak ki giderilemesin kavram yanılgısı. Ama ben bunun zıttı bir şey söylersem, demek ki giderebilirim. Bakalım şimdi. A şıkkı 3 Ocak tarihinde yengeç dönencesinde kış mevsiminin yaşanması. Evet, arkadaşa diyeceğiz ki bak 3 Ocak tarihinde burada kış mevsimi yaşanıyor. Ama güneşe yakın olduğu halde kış mevsimi yaşandığı için senin hatan var diyebiliriz. O yüzden bu giderir arkadaşlar. Bize giderilemeyen soruyor. B'ye bakıyoruz. 3 Ocak tarihinde Oğlak dönencesinde yaz mevsiminin yaşanması. Oğlak dönencesi arkadaşlar buradaki güney yarımküredeki dönencedir ve yaz mevsimi yaşanmış. Zaten arkadaş da yakın olduğu için yaz dediği için bu çocuğun söylediğini destekliyor. O yüzden yanılgısını gideremeyiz arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. C şıkkına bakıyoruz. Aynı tarihte her iki yarımkürede farklı mevsimlerin yaşanması. Evet. Bakıyoruz şimdi burada 4 Temmuz tarihine yaz yaşanıyor kuzey yarımkürede, güney yarımkürede kış yaşanıyor. Arkadaşa diyeceğiz ki bak sen haksızsın. Burası uzak olduğu halde yaz mevsimini yaşıyor dediğimizde kavram yanılgısını gidermiş olabiliriz. O yüzden C'de uygun arkadaşlar. D şıkkına baktığımızda 4 Temmuz tarihinde kuzey yarımkürede yaz mevsiminin yaşanması. Bakıyoruz az önce söylediğimiz şey zaten. Kuzey yarımkürede 4 Temmuz yaz mevsimidir. Arkadaşa diyeceğiz ki bak güneşe olan mesafemiz çok fazla olduğu için bizi hiç etkilemiyor. Biz yine de yaz mevsimini yaşayabiliyoruz diyeceğiz ki bu da kavram yanılgısını gidermeye yardımcı olacak. Ama B şıkkında öyle bir şey yok. Cevabımız B. 50. soru. Özdeş masa lambaları ve termometrelerin kullanıldığı düzenekte lambalar 5 dakika boyunca açık kalmış ve gözlem yapılmıştır. Yapılan bu deney ile değişkenlerinden hangileri arasındaki ilişki kontrol edilebilir? Arkadaşlar bu tür ikili deney sorularında her çözdüğüm soruda söylüyorum. Farklı olan özellik neyse ben onu araştırıyorumdur ve onu araştırabilirim demektir arkadaşlar. Bakın şimdi lambalarımız aynı, ortamımız aynı. Tek fark ne arkadaşlar? Işığın gelme açısı. Bakın burada dik, burada da eğik açıyla gelmiş. Demek ki 1'e baktığımızda lambanın eğimi aydınlanma alanı. Evet bakın eğik geldiğinde fazla bir alan aydınlatılmış. Dik geldiğinde az bir alan aydınlatılmış. Demek ki ışığın geliş açısıyla buradaki aydınlanma alanını ben araştırabilirim. 2'ye bakıyorum. Aydınlanma alanı termometredeki sıcaklık. Evet bakın aydınlanma alanımız farklı. Birinde fazla birinde az. Termometrelerdeki sıcaklıklara bakıyoruz. Birinde çok, birinde az. Yani burada bakın dikkat ederseniz çok. Burada da az bir değeri gösteriyor. Bunu da inceleyebilirim arkadaşlar. 3 numaraya bakıyorum. Lambanın eğimi, lambanın yaydığı enerji demiş arkadaşlar. İkisi de aynı lamba olduğu için, ikisi de 5 dakika çalıştığı için arkadaşlar, yaydığı enerji eşittir. Farklı olan ne? Biri daha çok alana etki ettiği için enerjiyi biz fazla alana dağıtıyoruz. O yüzden sıcaklık artışı fazla olmuyor. Yani yaydığı enerji aslında ikisinde de eşit arkadaşlar. O yüzden cevabımız 1 ile 2 soru. Bir öğrenci şekil 1'de verilen dünya görselini elindeki malzemeler ile şekil 2'deki gibi modellemiştir. Buna göre yapılan modelde eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? Öncelikle şuradaki çizgimiz arkadaşlar. Dönme ekseni yazalım üstüne dönme ekseni. Bakın şu ekvator düzlemi. Bu da yörünge düzlemi arkadaşlar.
Şuradaki açımızda eksen eğikliği, o da dursun. Bir, valf kuzey kutbunu gösterir. Bakın buradaki, evet, valf kuzey kutbudur arkadaşlar. Şu alt kısımda güney kutbudur. O yüzden bir, doğru. İki, su yüzeyi ekvator çizgisi demiş. Şuraya ekvator çizgisi demiş arkadaşlar. Hayır, bu yörünge düzlemidir. O yüzden yanlış. Üç, topun ortasındaki çizgi dönme eksenidir. Evet, bakın şu çizgimiz dünyadaki ile aynı özellikte dönme eksenidir. O yüzden bu da doğru. Cevabımız 1 ile 3, B şıkkı. 52. soru. Belli bir bölgeden yıl içinde farklı günlerde hep aynı saatte güneşin fotoğrafı çekilerek elde edilen şekle gün izi denir. Bir araştırmacı çektiği fotoğrafları yıl sonunda birleştirerek görseldeki aşağıdaki görseli elde etmiş ve güneşin bu bölgeye en dik açıyla geldiği tarihi görselde işaretlemiştir. Güneş ok yönünde hareket etmektedir. Gün izi fotoğrafına bakan bir öğrencinin yaptığı yorumlarından hangileri doğrudur? 1. Güneş K konumundayken birim yüzeyi L konumuna göre daha fazla ısıtır. K konumuna bakıyoruz arkadaşlar, burada. L konumuna bakıyoruz arkadaşlar, burada. K konumunda gördüğünüz gibi daha dik açıyla geldiği için arkadaşlar L'ye göre buradaki daha fazla ısıtacak. O yüzden doğru. 2'ye bakıyorum. Güneş L konumundan M konumuna doğru hareket ederken sonbahar mevsimi yaşanır. Yanlış arkadaşlar. Bakın burada 21 Haziran yaz. L noktasında ise kış olur. Bu yüzden L noktasından M noktasına giderken sonbahar değil. Bakın arkadaşlar, dikkat ederseniz güneş daha dik açıyla gelmeye başladığı zaman burada ilkbahar mevsimi yaşanmaya başlar. O yüzden yanlış. 3'e bakıyorum. Güneşten gelen enerji miktarı M konumunda en azdır. Hayır arkadaşlar, az önce de söyledik. En az L noktasındadır. Bakın, çünkü daha eğik açıyla geliyor M noktasına göre. O yüzden bu da yanlış. Cevabımız yalnız bir, A şıkkı. 53. soru. 21 Aralık tarihinde birim yüzeye düşen enerji miktarı aşağıdaki görselde verilmiştir. Görselde her renk birim yüzeye düşen farklı miktarlardaki güneş enerjisini ifade etmektedir. Buna göre verilen tarihler için renklendirmelerinden hangileri doğrudur? Öncelikle 21 Aralık tarihine dikkat ediyoruz. Bu tarihte güney yarımkürede yaz yaşanır arkadaşlar. Kuzey yarımkürede kış mevsimi yaşanır. O yüzden ben ne diyorum arkadaşlar? Pembe, mavi renkler kış olduğu için soğuk renkleri gösterecek bize. Yani enerjinin az olduğunu. Aynı şekilde turuncu ve kırmızı renkler ise bize sıcak renkleri gösterecek ve enerjinin fazla olduğu anlamına gelecek. Şimdi bakıyorum tarihlerimize. 21 Mart arkadaşlar. 21 Mart ekinoks tarihleridir arkadaşlar. 23 Eylül ile beraber. O yüzden dönencelerdeki sıcaklıklar birbirine eşit olacak. Ama ekvatorda yaz mevsimi güneş ışıkları dik geldiği için buralar daha sıcak olacak. Kutuplarda bakın zaten soğuk renkleri göstermiş. Bu doğru arkadaşlar. 21 Haziran tarihine bakıyorum arkadaşlar. 21 Haziran bizim için neydi? Yani kuzeyde yaz mevsimi. O yüzden buralar kırmızı ve turuncu olacak ki doğru. Bakın güney yarımkürede de kış mevsimi vardır ve buralarda da gördüğünüz gibi pembe, mor renkler, mavi renkler olduğu için burası da arkadaşlar enerjinin az olduğu olacak ki yine doğru. 23 Eylül'e bakıyorum. Ekinoks tarihleri arkadaşlar. Buradaki 21 Mart'ta aynı olması gerekiyordu. Ama bakın buralar ekvator sarımtırak, yani sıcaklığı az verilmiş. O yüzden yanlış arkadaşlar. Cevabımız 1 ile 2, B şıkkı. 54. Bir öğrenci ödevi için bazı malzemeleri kullanarak aşağıdaki düzeneyi oluşturmuş ve buradaki strafor geoidi içinden geçirdiği ince tel üzerinde kaydırarak hareket ettirmiştir. Buna göre öğrencinin hazırladığı düzenekte mevsimlerin değişmesini sağlayan asıl materyal aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar hatırlarsak mevsimlerin oluşmasının sebebi dünyanın eksen eğikliğiydi. Buradaki şekle baktığımızda eksen eğikliğini bize gösteren nedir arkadaşlar? Buradaki kürdandır. Cevabımız
D şıkkı. 55. soru. Ağaçlar büyürken gövdelerinde ilkbahar aylarında açık renkli, yaz aylarında ise koyu renkli halkalar oluşur. Yağışın bol olduğu yıllarda halkalar daha geniş olurken az olduğu yıllarda ise dar olur. Klimatologlar yaş halkalarını ardı ardına dizerek barkod benzeri açıklı koyulu renk dizilim modelini oluşturur. 2020 yılının sonlarında incelenen bir ağaca ilişkin renk dizilim modeli aşağıda gösterilmektedir. Verilenlere göre bölgenin iklim ve hava olayları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Yaş halkalarına bakılarak yağış türü tahmin edilemez. Tabii ki edilemez arkadaşlar. Buradaki halkalar bize yağmur yağdığını, kar yağdığını, dolu yağdığını söyleyemez. O yüzden doğru. B şıkkına bakıyorum. Art arda kuraklığın yaşandığı yıllar olmuştur. Evet, bakın burada yaz aylarında koyu renkli olmuş. Mesela buralar arkadaşlar kurak olduğu için koyu renkli olmuş. Bu da art arda olduğu anlamına gelir. Bu da doğru arkadaşlar. C'ye bakıyorum. İklim hakkında yorum yapmak için ilk 5 yıldaki dizilim modeline bakmak yeterlidir. Buradaki hata arkadaşlar, yani yanlışımız ilk 5 yıl değil, iklim daha uzun hatırlarsak 30-40 yıllık verileri inceliyordu. O yüzden yanlış, cevabımız C şıkkı. 56. soru. Rüzgar havanın yüksek basınçtan alçak basınca doğru yatay yönde yer değiştirmesine denir. Bahçede toplanan yaprakların günün belirli zamanlarındaki hareketi aşağıdaki gibi gözlenmiştir. Yapılan gözlemlere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Birinci durum, yığındaki yapraklar sabah saatlerinde bir yönünde hareket etmiştir. O yüzden ne diyoruz arkadaşlar? Burası soğuk, burası sıcakmış. İkinci durumda tekrar toplanan yığındaki yapraklar öğle saatlerinde hareketsiz. Demek ki iki tarafın sıcaklığı birbirine eşit arkadaşlar. Üçüncü durumda ne olmuş? Yığındaki yapraklar öğleden sonra iki yönünde hareket etmiştir. Demek ki öğleden sonra da burası soğuk, burası sıcak olacakmış arkadaşlar. Peki soğuk sıcakta ne oluyordu hatırlarsak? Birinci durumda burası alçak basınç, burası yüksek basınç. Öğleden sonra burası yüksek basınç, burası alçak basınç olacak arkadaşlar. A şıkkına bakıyoruz. Sabah saatlerinde K noktasında havayı oluşturan tanecikler arasındaki boşluk daha azdır. Boşluğun az olması demek arkadaşlar, yoğunluğun fazla olduğu anlamına gelir. Bu da yüksek basınç anlamına gelir ki yanlış arkadaşlar. Burada alçak basınç var dedik. O yüzden yanlış. B'ye bakıyoruz. Öğle saatlerinde yığının bulunduğu yerdeki sıcaklık L noktasındakinden daha fazladır. Hayır arkadaşlar. İki tarafta eşittir. Çünkü hiçbir hareket yok. O yüzden bu da yanlış. C'ye bakıyoruz. Öğleden sonra L noktasında havanın yoğunluğu daha azdır. Yoğunluğun az olması demek arkadaşlar, alçak basınç demektir. Zaten bakın ben ne yazdım buraya öğleden sonra? Alçak basınç yazmıştım. O yüzden doğru, cevabımız C şıkkı. Öğlen saatlerinde iki yön arasındaki basınç farkı en fazladır. Hayır arkadaşlar, basınç farkı en azdır ve hatta sıfırdır. O yüzden bu da yanlış. 57 ve 58. soruları aşağıda verilenlere göre çözünüz. Bir araştırma için aşamaları verilen aşağıdaki düzenek oluşturulmuştur. Siyah karton üzerine termometre yapıştırılarak sabitleniyor. Kartonun üzerine açı ölçer konuluyor. Cetvelin bir ucu kartonun gölgesinden kenara gelecek şekilde yerleştiriliyor. Karton güneşe doğru tutuluyor ve öne ya da arkaya eğdirilerek cetvelin açı ölçer üzerinde gösterdiği değer değiştiriliyor. Her seferinde cetvelin bir ucunun kartonun gölgesinin kenarında olması sağlanıyor. Cetvelin açı ölçer üzerinde gösterdiği değer termometre ile güneş ışığı arasındaki açıyı veriyor. Deney boyunca termometredeki sıcaklık değişimleri kaydediliyor. 57. sorumuz. Verilen bu deney düzeni aşağıdaki problem cümlelerinden hangisini araştırmak için oluşturulmuştur? Arkadaşlar burada dikkat edecek olursak buradaki düzeni ileri ya da geri doğru eğdirerek güneş ışığının gelme açısı değiştirilmiş oluyor. A şıkkına bakıyorum. Işık kaynağının eğiminin termometrede okunan değere etkisi var mıdır? Biz buradaki ışık kaynağının eğimini değiştirmiyoruz arkadaşlar. O yüzden yanlış. B şıkkı,
Eksen eğikliği birim yüzeye düşen enerji miktarına ne kadar etki eder? Buradaki enerji miktarını da ölçmüyoruz arkadaşlar. Buna da dikkat ediyoruz. C. Güneş ışınlarının gelme açısı gölge büyüklüğüne nasıl etki eder? Dikkat ederseniz burada gölge büyüklüklerini ölçmüyoruz. Termometredeki değerleri ölçüyoruz arkadaşlar. O yüzden C de değil. D. Güneş ışınlarının gelme açısının mevsimlerin oluşumuna etkisi var mıdır? Evet arkadaşlar, burada buna yönelik bir araştırma var. Çünkü ben buradaki gelme açısını değiştirdiğim zaman ne yapıyoruz? Mevsimlerin oluşumunda, yani termometredeki değeri görerek mevsimler hakkında yorum yapabiliyorum. Diyorum ki mesela güneş ışınları eğik bir açıyla gelirse buradaki termometrenin değeri fazla artmayacağı için kış mevsimine örnek gösterilebilir gibi bir yorum yapabiliriz. O yüzden cevabımız D şıkkı. 58. soru. Bu deneyden elde edilen verilerle doldurulan aşağıdaki tablolardan hangisi doğru olabilir? Burada dikkat edeceğimiz nokta arkadaşlar, dereceyi ben arttırdıkça gelen ışınları dikleştireceğim için, bakın 90'a doğru, sıcaklık artış hızında bir değişiklik olmasını beklemem gerekiyor. Kontrol ettiğimde A şıkkını 25'ten 27'ye 2 derece, 27'den 29'a 2 derece. Şimdi 60 derece yaptığım için bu artış hızı da artmış olması gerekiyor. Yani ikişer değil de, bakın kaçar artmış? 25'ten 32'ye 7, 32'den 39'a 7. Evet, şu an iyi gidiyor. 90'a bakıyorum. 25'ten 35'e 10 derece, 35'ten 45'e 10 derece. Evet, bu uygun arkadaşlar, ama diğer şıkları da bir kontrol edelim. 30 derecede bakın 25'ten 27'ye 2, 27'de 29'a 2. Evet, burası uygun. Şimdi artış hızının artması gerekiyor. 27'den 30'a 3 derece, 30'dan 33'e 3 derece. Evet, biraz artmış. Şimdi 90'da daha da fazla artması gerekiyor. Bakın 29'dan 34'e 5. Sonra ne olmuş arkadaşlar? Bakın 10 dakika sonunda 3 olmuş. Uygun bir artış olmamış. O yüzden yanlış. C'ye bakıyorum. 25'ten 35 10, 35'ten 45 10. Şimdi artışın bundan daha fazla olması gerekiyor. Çünkü açıyı ben dikleştirdim, gelme ışınlarını. 25'ten 32'ye 7. Bakın ne oldu? Azalma oldu. O yüzden direkt zaten bu şıkkı da eleyebilirim. D şıkkına bakıyorum. 31'den 36'ya 5. 36'dan 41'e 5. Şimdi artış hızının yine artması gerekiyor demiştik. Bakın 29'dan 34'e 5. 34'ten 37'ye 3. Gördüğünüz gibi olumlu bir değişiklik olmadı arkadaşlar. Yanlış. En uygun cevabımız A şıkkı. 59. soru. Güneş ışınları dik ve dike yakın açılar ile geldikçe güneş panellerinde üretilen elektrik enerji miktarı artar. Bir öğrenci güneş ışınlarının elektrik enerjisi oluşturabilme kapasitesini ölçerek bulunduğu yerin özellikleriyle ilgili bilgi vermek istemiştir. Bunun için belirli tarihler arasında her gün öğle saatinde hava bulutsuzken ölçüm yaparak aşağıdaki grafiği elde etmiştir. Grafiğe göre ölçümlerin yapıldığı konum ve tarih aralığı ile ilgili eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar, burada dikkat edeceğimiz nokta, verilen tarihler arasında bakın enerji miktarı önce azalıyor, sonra ne oluyor? Artıyor. Bu ne demek arkadaşlar? Güneş ışınları önce dik geliyor, sonra bu diklik azalıyor iyice, sonra da bakın arkadaşlar tekrar dikleşiyor. Çünkü enerji miktarı önce azalmış, sonra tekrar artmaya başlamış. Verilen tarihlerimizi inceleyelim arkadaşlar. Biri incelediğimiz arkadaşlar 20 Mayıs 20 Temmuz arası Güney Yarım Küre. Öncelikle şunu söyleyelim. 20 Temmuz orada kıştır arkadaşlar. 20 Mayıs ise sonbahar mevsimidir. 20 Mayıs'tan 20 Temmuz'a doğru gidilirken şuna dikkat ediyoruz. Bakın 21 Temmuz'dan önce ne var arkadaşlar? 21 Haziran var. 21 Haziran Güney Yarımküre'de kış mevsimidir. Ve biz sonbahardan bakın kışa doğru gittiğimiz için 21 Haziran'a kadar güneş ışınlarının gelme açısı arkadaşlar gitgide azalacak, azalacak, azalacak. 21 Haziran'da şu en düşük seviyeye gelecek. 21 Haziran'dan sonra gün dönümü olduğu için ışıklar tekrar dikleşmeye başlayacak arkadaşlar. O yüzden de bir artış olacak.
Birinci maddemiz uygun arkadaşlar. 2'ye bakıyorum. 20 Şubat, 20 Nisan Kuzey Yarımküre. 20 Şubat bizim için kış mevsimi, 20 Nisan bahar mevsimi arkadaşlar. Şimdi kuzey için söylüyoruz. 21 Aralık'tan sonra arkadaşlar gündüzler gitgide uzayacak. Çünkü bakın 21 Aralık kuzey için gün dönümü. Çünkü en uzun geceydi ama bu tarihten sonra gündüzler birer ikişer dakika uzamaya başlayacağı için ışık gitgide, yani dünyaya gelen ışık gitgide dikleşecek. Dikleştiği için arkadaşlar ne zamana kadar? 21 Haziran'a kadar dikleşiyor ve burada azalma değil, tam tersi artış olması gerekiyor. O yüzden 2 yanlış. 3 numaralı tarihe bakıyorum arkadaşlar. 20 Kasım, 20 Ocak ve Kuzey Yarımküre demiş. Arkadaşlar burada sonbahar mevsimi, burada da kış mevsimi var. Ancak şuna dikkat ediyorum. Bakın sonbahar 20 Kasım'da arkadaşlar, 21 Aralık tarihine kadar günler gitgide kısalacağı için ve eğik açıyla geleceği için arkadaşlar ışık buradaki gibi bir azalma olacak. Ne zamana kadar? 21 Aralık'a kadar. Peki 21 Aralık'tan sonra ne olacak arkadaşlar? Güneş ışığının gelme açısı dikleşmeye başlayacağı için tekrar buradaki gibi bir artış olur. Çünkü 21 Aralık'tan sonra günler uzamaya başlıyor arkadaşlar. Bu da uygun bir tarih olur. 4'e bakıyorum. 20 Ağustos, 20 Ekim Güney Yarımküre demiş. 20 Ağustos kış aylarıdır arkadaşlar. Burada kış aylarından bakın ilkbahar aylarına doğru geldiği için tam tersi bir artış olması gerekiyor. Ama ne demiş burada? Grafikte azalma var demiş. O yüzden yanlış. Cevabımız 1 ile 3, B şıkkı. 60. soru. Yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru gerçekleşen hava hareketlerine rüzgar denir. Farklı basınç alanlarında bulunan bazı noktalar ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. P noktası hava yoğunluğunun en az olduğu basınç alanındadır. Aynı basınç alanında bulunan R ve T noktalarının sıcaklıkları eşittir. S noktası sıcaklığı en az olan basınç alanındadır. Bu noktalar rüzgar yönünün oklarla basınç alanlarının farklı renklerle gösterildiği bir şemaya yerleştirilecektir. Buna göre aşağıdaki şemalardan hangisinde P, R, S ve T noktaları doğru yerleştirilmiştir? Hemen ipuçlarımızdan yararlanalım arkadaşlar. P noktası hava yoğunluğunun en az olduğu basınç alanıdır. O yüzden burası arkadaşlar alçak basınç alanıdır ve burası sıcaktır. Aynı basınç alanında bulunan R ve T noktaların sıcaklıkları eşittir. Bu ikisi arkadaşlar grafiğe baktığımızda, seçeneklere baktığımızda aynı bölgede, aynı renk bölgesinde olacak. S noktası sıcaklığı en az olan basınç alanındadır. Arkadaşlar sıcaklığı az olduğuna göre soğuktur. Soğuk olduğu için de burası yüksek basınç alanıdır. Neye dikkat ediyorum? Rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca doğrudur. Yani soğuktan sıcağa doğrudur. Biz S noktasına soğuk dedik, P noktasına sıcak dedik. Öncelikle seçeneklerde buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Rüzgar S'den P'ye doğru olacak. Bakıyoruz şimdi A şıkkına. Bakın S burası, P burası. İçeri doğru hareket etmiş. Bu kısım doğru. Ancak ne yanlış arkadaşlar? Bakın P noktası hava yoğunluğunun en az olduğu. Yani şu içeride olması gerekiyordu arkadaşlar. O yüzden yanlış. B şıkkına bakıyorum. Dışarıda P var. En iç noktada S var. Rüzgar nereye esmiş? P noktasından S'ye doğru esmiş. Yanlış arkadaşlar. Rüzgarın, yani bu okların S'den P'ye doğru olması gerekiyordu. Şu şekilde. O yüzden yanlış. C'ye bakıyorum. En içte P var. Bakın rüzgar nereye esmiş? P'den T ve R'ye doğru esmiş. Buradaki S en dışarıda olması gerekiyordu. Üstelik de rüzgarın S'den P'ye doğru olması gerekiyordu. Bu da yanlış. D şıkkına bakıyorum. En dışta P var. En içte S var. Gördüğünüz gibi rüzgar S'den P'ye doğru esmiş. Çünkü P en azdı arkadaşlar, hatırlarsak. Bakın buraya yazdık. S'de en fazlaydı. O yüzden en içte
ve rüzgarda S'den P'ye doğru doğru. Bakıyorum R ve T noktalarımız aynı renk bölgesinde olduğu için bu da doğru. Cevabımız D şıkkı. 61. soru. Hava olaylarını ifade etmek için kullanılan hava durumu kavramı kısa bir zamanda dar bir alanda meydana gelen hava olayları olarak tanımlanırken iklim daha uzun bir zaman diliminde daha geniş bir alanda hava olaylarının ortalama durumu olarak tanımlanabilir. Hem hava durumu hem de iklim koşulları insan yaşamı ve faaliyetlerini pek çok bakımdan etkiler. Buna göre aşağıdakilerden hangisi iklim şartlarına göre belirlenen insan faaliyetlerine örnek olamaz? Şıklardan inceleyelim arkadaşlar. A. Çiftçilerin sonbahardaki ilkbahardaki son donlardan etkilenmeyecek bitkileri ekmesi. Bu örnek olabilir arkadaşlar. Çünkü tarımsal faaliyetlerimizi iklime göre belirleriz. Örneğin İç Anadolu bölgesinde ben muz yetiştiremem. Çünkü muz iklim olarak sıcak ve yağışlı bölgeleri sever. O yüzden A uygun. B'ye bakıyorum. Büyük firmaların kışın ısıtmak, yazın soğutmak için enerji sistemleri kurması. Bu da arkadaşlar iklime göre. Çünkü kışın soğuk bir iklimdeysek orayı ısıtmak için bir enerji sistemi kuracağım. Yazın da sıcak bir iklimse orası ne yapacağız? Soğutmak için bir sistem kuracağız. Bu da iklime yönelik. C'ye bakıyoruz. İnsanların kar yağışının yıl boyunca çok etkili olduğu bir bölgede evlerinin çatılarını dik yapması. Evet, insanlar uzun yıllar o bölgede yaşayınca bakmışlar ki her sene çok fazla miktarda kar yağınca ben çatıyı dik yapayım ki çatımda fazla kar birikmesin ve benim evime de zarar vermesin. Bu da yine bakın iklimle alakalı arkadaşlar. O yüzden bu da iklimle alakalı arkadaşlar. D'ye bakıyoruz. İnsanların yağışlı bir günde işlerine giderken yanlarına şemsiye alması. Yağışlı bir gün arkadaşlar. Sadece bir günden bahsediyor. Kısa bir zaman dilimi, anlık bir olay, hava olayıdır. O yüzden cevabımız D şıkkı. 62. soru. Bir öğrenci gündüz sürelerinden hareketle şehirlerin özelliklerini belirlemek istiyor. Bunun için K, L, M ve N şehirlerinin mevsim başlangıç tarihlerindeki gündüz sürelerini araştırıyor. Ve araştırma sonuçlarına göre aşağıdaki grafikleri çiziyor. Grafiğe göre öğrencinin şehirlerle ilgili belirlediği aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır? Öncelikle arkadaşlar K, L, M ve N şehirlerinin hangi yarım kürede olduğunu bulalım. Buna göre de seçeneklerimizi inceleyelim. K şehrine bakıyorum. 21 Haziran'da en uzun gündüz var. O yüzden ne diyorum? Kuzey yarım kürededir diyoruz arkadaşlar. Buraya yazayım. Çünkü bakın 21 Haziran'da en uzun, 21 Aralık'ta ise en kısa arkadaşlar. L şehrine bakıyorum. Bakın bütün tarihlerde gece gündüz süreleri eşit. O yüzden buraya ekvator diyoruz arkadaşlar. M şehrine bakıyorum. Yine bakın 21 Haziran'da en uzun gün, 21 Aralık'ta da en kısa gün var. O yüzden M şehri de kuzey yarım kürededir arkadaşlar. N şehrine bakıyorum. 21 Haziran'da en kısa gündüz, 21 Aralık'ta en uzun gündüz. Demek ki burası arkadaşlar güney yarım kürededir. Çünkü 21 Aralık tarihinde güney yarım kürede yaz mevsimi vardır arkadaşlar. Şimdi seçeneklerimizi inceleyelim. Zaten her şeyi söyledik. A. K ve M şehirleri kuzey yarım kürede bulunmaktadır. Evet, zaten bakın burada ikisini de söyledim arkadaşlar. Doğru. B. Güneş ışınların L şehrine yıl boyunca dik veya dike yakın açılarıyla gelmiştir. Evet, ekvator bölgesi olduğu için arkadaşlar sürekli yaz mevsimi yaşanır ve dik veya dike yakın demektir bu. C'ye bakıyoruz. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde tüm şehirlerde gece gündüz süreleri eşittir. Doğru arkadaşlar, bakın tarihlerimiz burada. Hepsinde 12 saat gündüz, 12 saat gece. Bu da doğru. D şıkkına bakıyorum. Güneş ışınları 21 Aralık'ta N şehrine K şehrinden daha küçük açıyla gelmiştir. Hayır arkadaşlar, daha büyük açıyla gelmiştir. Çünkü 21 Aralık'ta N şehrinde yaz mevsimi yaşanır. Yaz mevsimi demek de güneş ışınlarının daha büyük açıyla gelmesi demektir. O yüzden yanlış arkadaşlar, cevabımız D şıkkı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi çalışmalar. Hoşça kalın.